her yıl bugün yeni ürettik. Karetta adını verdiğimiz sucul ot bitme teknesiyle bu otlar dipten kesilerek deniz süpürgesi aracılığıyla da toplanıp bu atıklar bertaraf ediliyor. Köklenerek de çıkarılabilir. İlk yıl bunu denedik. Köklenerek çıkarttığımız zaman altta biriken çamur kıyıya ulaşarak denize bir kirlilik yaratıyor ve denize girilemez duruma geliyor. Onun için de mecburen bu sucul çim kesme makinesiyle, ot kesme makinesiyle dipten keserek toplamaya çalışıyoruz. Tabii durağan su olduğu için vektörel mücadele de gerekiyor. Burada bataklık sinekleri oluşuyor, yakarcalar oluşuyor. Onlarla da mücadele edilmesi gerekiyor. Suyun oksijen dengesinin sağlanması için bir fıskiye sistemi şu an planlandı. Onun denemelerine başlanacak. Dolayısıyla her yıl karşılaşacağımız bu sorunu bu yöntemlerle 4 ay çözmeye çalışacağız. Bu yıl itibariyle boğa çayında toplanan atıkların daha kolay transfer edilerek taşınabilmesi için sabit bir vinç sistemi kuruldu. Her gün ortalama buradan 16 metre küplük kadar bitki ve yosun toplanmakta. Bu yıl itibariyle bu toplanan bitkilerin ve yosunların komposta yani doğal gübreye dönüştürülerek bizim belediyemizin peyzaj alanlarında veya ihtiyaç duyduğumuz alanlarında kullanılmasına yönelik de projemiz başlamış durumdadır. Sucul bitkilerin çoğaldığı yaz döneminde bunları insan gücü yerine pratik olarak çok kısa sürede kesecek ve deniz süpürgesinin çok rahatlıkla toplayabileceği forma getirecek bir tekne üzerine çalıştık. Ve Karetta ismini verdiğimiz bu sucul kesme makinesiyle beraber burada temizlik çalışmalarını çok daha etkin yapılmasını sağlayacağız. Burada özellikle oksijen miktarının arttırılması, sucul bitkilerinin daha az üreyebilmeleri, dip çamurunun daha az oluşabilmesi, koku probleminin oluşmaması, buradaki canlı ekosisteminin, balıklarının üremesi amacıyla da oksijen sağlama konusunda bir yüzer aeratör sistemi yani mobil havalandırma sistemi üzerine çalışmalarımızı yürütmekteyiz.